Yeni bir videodan selamlar. Bugün konumuz dünyanın en hızlı RC arabası. Son yaptığım RC araba videosunda isterseniz bu modeli alacağımdan bahsetmiştim ve bayağı bir kişi istediği için buradayız. Arabamız Traxxas'ın XO1 modeli ve kutudan çıktığı haliyle 160 km/saat hıza ulaşabiliyor. Ve daha etkileyici kısmı 0-100'e sadece 2.3 saniyede ulaşabiliyor oluşu. Şimdi hemen bir kutusunu açalım. Sanırım şimdiye kadarki RC arabalarım arasında içi en boş gözüken bu çıktı. Yani sanki içinde hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Muhtemelen hafif olması için pek çok parçayı çıkartmışlar. Mesela şurada dişlileri açık bir şekilde görebiliyorum. Önceki modellerin hepsinde bu tarz şeylerin üstünde korumalar oluyordu. Hatta şurada açık şekilde duran transistörler var. Peki trans brother'lar nerede? Anladın mı? Transistör ya. Trans brother'lar nerede? Araba yere de çok yakın olduğu için süspansiyonlar var ama çok bir şey yapmıyorlar gibi. Ve sanırım en çok garipsediğim şey de tekerleklerin direkt kabak şekilde çıkıyor olması oldu. Şimdi sana bir bilgi vereyim. Forza diye bir oyun var biliyorsun. Tamam. Orada mesela kalkış için özel lastikler oluyor ve kabak böyle hiç üstünde tırtık olmuyor. Daha hızlı kalkması küçük için. Küçük tırtık bile yok mu? Ya bilmiyorum. Yani üstü böyle pasparlak oluyor yani hiç böyle tırtık gözükmüyor. Sanırım kalkış için öyle lastikler daha mantıklı ama bilmiyorum. Yorumlarda aydınlatsınlar bizi. Bu modelin başka özellikleri de var. Mesela kumandasını telefona bağlayabiliyormuşsunuz. Ne işe yaradığını şu an bilmiyorum. Birlikte deneyeceğiz. Aslında kumanda öncekilerle birebir aynı fakat şurada ekstra bir çip gibi bir şey var. Bu çipi sanırım buradan çıkartıp önceki arabaların kumandasına da takabiliyorum. Buraya bir tane yedek spoiler koymuşlar ve tamir etmeniz, bakım yapmanız gerekirse diye alyanlar malyanlar o tarz şeyler var. Şimdi günün sorusu büyük pillerin bunun içine sığacak mı? Yine olmadı. Ben bu büyük pillere o kadar para verdim ve hiç kullanamadım. Hiçbir şeyin içine sığmıyor bunlar. Ama eskiler sığıyor mu? Evet ama bu ne demek? Yavaş gidecek. Hayır. Ha pardon ben oynayamayacağım. Sana pil kalmayacak. Ya kessek birazcık diğerlerinin ucundan. Olmuyor. Niye garip sesler çıkartıyor? Eski Nokia telefon sesi değil mi? Lan şunu tutsana bir canım. Bir deneme yapmam lazım. Kendine bak. Çok yakınlaştırma. Dikkat et. Tişörtüne falan gelmesin. Bak yavaşça basacağım. Tamam. Nasıl hissettiriyor? Biraz güçlü ya. Durdun değil mi? Durdum. Bırakıyorum. Yapma. Şimdi eğer bu videoyu izliyorsanız hız seviyorsunuzdur diye düşünüyorum ve hız sevenler için bu videonun sponsoru Türknet'ten bahsetmek istiyorum. Türknet artık 5 farklı ilde gigafiber hizmeti sunuyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli Gebze'de oturuyorsanız açıklama bölümüne bırakacağım linkten altyapınızı sorgulayabilirsiniz. Eğer oturduğunuz yerde Türknet'in gigafiber altyapısı varsa 1 gigabitlik indirme ve 1 gigabitlik yüklemeyi eşit bir şekilde alabiliyorsunuz. Bir gigabitlik internet ile online toplantılarınıza rahatlıkla katılabilir, eğitimlerinize katılabilir veya sunabilirsiniz. Ayrıca evde aynı anda 10 kişi bile olsanız rahatlıkla takılmadan dizilerinizi, filmlerinizi izleyebilirsiniz. Bilgisayarınıza veya konsolunuza 100 GB'lık bir oyunu ortalama yarım saatte indirebilirsiniz. Bir gigabitlik yükleme hızı sayesinde ise buluta dosyalarınızı çok hızlı bir şekilde aktarabilir veya çok yüksek kalitede canlı yayınlar yapabilirsiniz. Eğer oturduğunuz yerde Türknet gigafiber altyapısı yoksa üzülmeyin. Gigafiber istiyorum kısmından altyapı talebinde de bulunabilirsiniz. Siz de Türknet'in taahhütsüz ve kotasız gigafiber internetinden yararlanmak istiyorsanız açıklama bölümündeki linki ziyaret edebilirsiniz. Türknet'e bu videoyu sponsor olduğu için teşekkür ediyorum. Dışarıda görüşürüz. Evet sahile geldik. Her zamanki gibi 2S pillerle başlayacağım. 2S pillerin bu arabayı çalıştırmama ihtimali var mı diye düşünüyorum bu arada. 2S piller arabayı çalıştırmazsa tek pilimiz var abi. Şarj ederiz. Getirmedin mi şarj aletini? Getirdim. Tamam 2S de olsa çalışıyor gibi duruyor şu anda. Tabii ki maksimum hızına ulaşmayacak ama... Sanırım çimenlere girmemeye ekstra dikkat etmem gerekiyor. Diğer arabalar gibi çıkmıyor çünkü.
Sanki ayağı altı bayağı sürtüyor gibi. Altı sürtüyor, bir de bayağı farklı sürüşü. Şimdi normalde hep böyle viraja alışkın arabaları sürüyorum yani. Önceki sürdüğüm o büyük tekerlekli falan olanlar. Rahatça şuradan viraj alabiliyor. Bu alamıyor. Düz gitsin diye yapmışlar. Drag arabası. Ve sence 2S'de bunu yaptığına göre 3S'de kullanabileceğiz mi? Kullanırsın herhalde ya. Sanırım alıştım nasıl süreceğime. Şimdi bir telefon uygulamasına bakmak istiyorum. Yani 3S'e geçmeden önce telefon uygulamasını kurcalayacağım ki orada bir ayarı bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Bir de ne kadar hız yaptığımızı gösteriyor mu acaba? Onu çok merak ediyorum. Uygulamada neler var? Şimdi öncelikle bir göstergemiz var. Garaj diye bir bölümü var. Işık mışık var diyor ama modifiye edersek mi acaba bu? Şu an hiçbir şey anlamadım buradan. Yok çünkü arabada öyle bir şey. Sanırım öyle çok da işe yarayacak bir şey yok uygulamada. Sadece şu gösterge paneli kısmı ilgimi çekiyor şu anda. Çünkü burada top speed diye bir bölüm var. Buradan ne kadar hız yapabildiğimizi görebileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi önce bir 2S pillerle ne kadar yaptığımızı görelim. GPS pillerle 56 yapabildik. 56 mil bu arada, bu kilometre değil. Kutunun üstünde de 100 mil yazıyordu. Onu şimdi bir dünya kişi abi 100 yapıyor falan der. 100 mildi o. Yani 2S pillerle yapabileceğimiz hızın %56'sına ulaştık. 3S'lere hazır mısın Harun? Şu an 2S pillerin şarjı var mı? Var. 2S pildeyken kullanayım bari. Kırarsan? Öyle sürmem. Bak ben daha deneyemedim. 3S'i deneyemedim daha. Bana güven. Hiç güvenmiyorum. Güven valla, merak etme ya. Al kamerayı. Oha lan, ne güzel gidiyor. Ya insan ilk önce bir sağ soluna falan bakar, sonra basar. Ama insan yapar bunu işte yani. Bu öylesine bir kardeş. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok. Elimizde bu var. Oğlum çok güzel lan bunu sürmesi. Sen bırak artık onu. Tamam. Bu arada 2S ile böylesi harbiden 3S şu an düşünemiyorum abi. Çok güzel hissettiriyor. Ve çok düz ve stabil gidiyor. Diğerleri böyle değildi. Evet ama ötekilerin olayı zaten arazide falan gitmekti yani. Evet. Ama bir de burası hani tırtıklı falan yol ya, ona rağmen düz gidiyor. Bu bayağı iyi yani. Neyse versen artık ha. Onu bana. Maksimum ne kadar yaptığına bakalım mı? Ama 45 yapmışsın. Gerçekten mi? Evet. Hazır mısın Harun? Sen hazır mısın? Değilim. Ben hiç güvenmiyorum bu arada şu an. Çok riskli geliyor. Ben de şu girinti çıkıntılar falan beni bayağı geriyor şu an. Bir de garip garip ötüyor bir şeyler yapıyor. Al sana takdim edeyim. Sence bu aksiyon kamerası bunun üstünde kalır mı? O kadar fark ediyor mu ya? Öteki arabalarda fark ediyor sonuçta. O zaman inşallah kalır. Ben o zaman korkum şu ki araba kırılabilir şu an. Hayır, kırılmaması lazım. Hatta araba kırılabilir geç, direkt parçalanabilir böyle. Kırılamaz. Hadi inşallah. Kırılmaması lazım. İnşallah kırılmaz, ben sana öyle diyeyim. Çok iyi! 166 yapmış gözüküyorum. Nasıl oluyor bu? Gerçekten mi? Evet. Ama bu mildi. 166 mil yapmış olamam. Ben bunu bir resetleyeyim. Hala full basmadım bu arada. Basamıyorum çünkü. Uçuyor, zıplıyor, bir şeyler oluyor. 321 yapmış gözüküyorum. Bir şeyler saçma burada. Tamam abi, 321 yaptım yazarsın başla o zaman. Abi. Ha. Gazı direkt kökle en başta. Fulle yani. Deneyelim. Yavaş yavaş giderken bile fulleyemiyorum. Sen fulle bir deneyelim bir kere. Hayırlısı. Çocuğun gazına gelmemem lazım. Hadi. Bak hiçbir şey olmadı. Nasıl kalktığını gördün mü ama? Göremedim, ben alttan baktım. Bir şeyler yaptı. 86 gözüküyor. Şu an doğru olabilir. Amacımız 100 milin üstüne çıkmak. Ama bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu araba en doğru şartlarda test edilip en yüksek hızı yazılmıştır oraya. Ya evet. Sen bu yolda 160'a çıkamazsın. Çıkarım. Çıkamazsın. İstiyorsan ben deneyeyim bir daha abi. Ne dersin? Hayır, 3S'le denemezsin. Hadi ya. Az önce 2S'le sağ sol ayarını yapamadan bastın komple. Bir kere deneyeyim. Hayır.
Lütfen. Hayır. O arabayla benim başka planlarım var. Ne gibi? Arabacı bir abim var benim. Ha. Onunla bir kapışacağız. Kırmızı bir arabayla mı? Kırmızı olabilir, gri olabilir, siyah olabilir. En hızlı ne bulabilirse. Allah Allah ya. ...86'nın üstüne çıkamıyorum bu yolda. O zaman sana bir teklifim var. Asfalta gidelim. Evet. Asfalt bir yola geldik. Mükemmel bir asfalt değil ama asfalt asfalttır. Asfalt asfalttır. Mendebur lemur. Neler yaşıyoruz hiçbir fikrim yok. Asfalt asfalttır. Hadi deniyorum. O kadar kontrollü kalktı ki. İşte yol fark ettiriyor demek ki. Kontrol buraya kadarmış. Dedim ki asfaltta çok kontrollü kalkıyor. O zaman lap diye basabilirim. Basamıyormuş. Arabamız doğa temalı. Bence şık bir dokunuş oldu. Sanırım asfalttaki problemi de durmuyor oluşu. 75 yaptık gözüküyor. Orada mantıklı daha mı? Çok yaptık. Evet, orada 86 yaptık. Mantıklı değil. Ben basayım bir de gaza istersen. Hayır, basma. Bir kere de ben basayım. Hayır, basma. Belki ben daha fazla yaparım, ne diyorsun? Yapamazsın. Bak şimdi son kez maksimum hız deniyorum. Olmazsa drift yapacağım. Kırılırsa kırılsın. Hadi canım. 100 yapamazsam zaten geçemem pistte. Doğru. Hadi drift. Bak. Düz gidiyorum. Bir anda böyle yana doğru bir şeyler yapmaya başlıyor. Şimdi şu uygulama drift yaparken işime yarayacak diye umuyorum. Şuradan bir ayar seçeceğim. Bence bu ayar. Doğru gözüktü gözüme, değil mi Harun? Görmüyorum abi. Olsun, kurguda göreceksin. Doğru değil. Sen doğru veya doğru değil de kurguda ikisinden birini koyarsın. Tamam. Bence ayarlar yanlışmış Harun. Bence yanlış dediğini koy. Kurguda. Tamam. Bak, çalışıyor. Her yerime taş vurdu. Kafam gözüm her yerim taş oldu. Ağzımın içine kum girdi ya. Kameramansın sen, yapacak bir şey yok. Bu arada en iyi spini atan araba bu çıktı sanırım. Ötekiler böyle değil. Abi. Ha. Ben de. Bak. Yeter. Bunu yapayım bari. Bunu da zarar veremem zaten. Ne olur dersen olur. Ne olur. Her zaman sözümün eriyimdir biliyorsun. Adamsın. Sanki bir yapamıyorsun gibi ama. Yapamıyorum mu? Tamam yeter hadi, kırılmadı. Bırak. Ayağımın içine bile taş girdi şu an. Benim de her yerim taş. Hadi o zaman videoyu bitiriyorum ben. Hadi bitir. Harbiden mi? Bitir. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Abi! He! Gördüğün gibi halkın içinden bir insanım. Gayet herkes beni seviyor. Senin gibi değil kesinlikle. Abi dediklerine göre büyük ihtimal sana dememişlerdir ama hayırlısı hadi. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenerek veya beni takip ederek bunu bana gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Olacak. Olmadı mı? Oldu. Bence olmadı. O zaman sen bitir. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenerek beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenerek beni mutlu edersiniz.
Sonra? 5000 tane video çektin, hala öğrenemedin mi? Ben öyle söylemek için şey yapmamıştım. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için. Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için beni takip edip aşağıdan... Neydi lan? Ya yorum yapabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Şu an benim de kafam karıştı. Evet. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.